Aşama aşama koahta ne tür belirtiler olabilir? En önemli belirti öksürük ve balgam çıkarma. Hı hı. Eğer bir kişinin her sene özellikle kış aylarında 3 ay süren öksürük ve balgamı varsa ya da yokuş çıkarken merdiven çıkarken yani biraz daha hızlı eforlarda nefes darlığı hissediyorsa o zaman acaba akciğerimde bir problem var mı diye bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü hastalık başlangıçta bizim hava yollarımızda yani bronş dediğimiz kısmında başlıyor. Daha sonra alvol dediğimiz gaz alışverişinin oksijen ve karbondioksitin değişime uğradığı keseciklerde tahribatlara yol açıyor. İşte amfizem de özellikle bu kesicik tahribatının çok daha yoğun olduğu kişilerde ortaya çıkıyor. E, çevresel faktörler tabi bu hastalığın ortaya çıkmasında ana etken olduğu için bir nevi çağdaş hastalık statüsüne giriyor. Yani e, ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde, endüstriyel toplumlarda, e, sigara tüketiminin artmış olduğu toplumlarda bu hastalığı daha yoğun olarak görüyoruz. Ee, genetik komponenti de var. Ailesinde daha önce koah tanısı konmuş olan, nefes darlığı sorunu olan kişilerin incelenmesi gerekiyor. 40 yaşın altında bazen alfa 1 antitripsin denen bir madde eksikliği genetik olarak varsa erken dönemde de Yaygın anfizem gelişebiliyor. Yani ne oluyor? Yaygın anfizem geliştiğinde ne tür şikayetler oluyor? Nefes darlığı, şikayet. kişi nefes algı hissediyor. Tabii bu nefes darlığı aslında bir algı. Bakın şimdi şu an oturuyoruz, nefes alıp veriyoruz. Hiçbirimiz aldığımız verdiğimiz nefesi kontrol etmiyoruz. Yarım litre havayı alıyoruz, veriyoruz ve dakikada aşağı yukarı 16 defa bu işi yapıyoruz. Ama bazı hastalarımız var ki bu nefes darlığını akciğeri ya da endokrin bozukluğu ya da kalp rahatsızlığı ya da kan rahatsızlığı gibi nedenlerle solunumunun hem sıklığını hem de derinliğini daha zor yapıyorlar ve bunun sonucu nefes darlığı olarak algılıyorlar. Ama bunun bir psikolojik yönü olduğunda hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bazen panik atak hastalarında aslında temelde bu saydığım sebeplerin hiçbiri yokken de solunumunu sanki zormuş gibi algılayıp bir nefes darlığından bahsedebiliyorlar. İşte bu kişilerin mutlaka gerçek bir nefes darlığı mı bu çektikleri yoksa algı olarak mı böyle algılıyorlar? Bir göğüs hastalıkları doktoruna gidip bir solunum fonksiyon testi mutlaka yaptırmalı. O lazım. zaman solunum fonksiyon testi bir yerde koah tanısı koymanızı sağlıyor, değil mi? En önemli tanı metodumuz. Şimdi biraz önce önemli bir şey dediniz. Dediniz ki eğer bir kişi 3 aydan uzun süren öksürüğü oluyorsa özellikle kış aylarında ve balgam da eşlik ediyorsa bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalı. Şimdi toplumumuzda genelde göğüs hastalıkları uzmanına bu tür durumlarda başvurma Olayı da çok yoktur. Nefes darlığı da oldu. Hep genelde kalp gelir akla. Doğru. Ee, peki koahın karıştırıldığı hastalıklar var mı? En önemli hastalık astım. Aslında astımın ileri formlarında o da koah komponenti içerisinde o başlığı altına yer alabilir. Ama astımlar çok sık karıştırılır. Evet. E kalp hastalıklarıyla özellikle çok sık karıştırılır. Keza bazı akciğerin kendi dokusuna ait hastalıklar vardır. Buna biz akciğerin sertleşmesi, interstitsel fibroz istediğimiz hastalıklarda da gene öksürük ve nefes darlığı olur. Bu hastalıklarla karışabilir. Endokrin hastalıklar özellikle hipotiroidi ya da hipertiroidisi olanlarda nefes darlığı hisseder kişi. Veyahut obezite biliyorsunuz son yıllarda bizim ülkemizde de çok artmaya başladı. Obeziteyle e, kişi der ki ben zaten şişmanım. O nedenle e, nefes darlığım şişmanlığıma bağlı tarzında yorum yaparlar. Halbuki son senelerde yapılan çalışmalar var. Gerçekten obezitenin tek başına e, kilonun yarattığı nefes darlığından ziyade özelliklerde de hanımlarda ve menopoz sonrası, osteoporoz gelişmesi ve koah gelişmesi çevresel ve sigara faktöründen bağımsız olarak da koaha neden olabiliyor. O nedenle obez hastalarımızın biz mutlaka bir solunum fonksiyonlarının yapılmasını endokrin doktorlarına da tavsiye ediyoruz, hastalarımıza da tavsiye ediyoruz ki, altta yatan bir KOAH var mı bunu tespit edelim. Bu da diye. çok önemli bir mesajınız. Gerçekten özellikle obezitesi olan hastaların da bir solunum fonksiyon testi ile KOAH açısından değerlendirmeli.